Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi işsizlik. Bugün sabahleyin evinden kalkıp ben işe gidiyor demenin lüks olduğu bir dönemi yaşıyoruz ne yazık ki. Bakmayın siz işsizlik düştü laflarına. İşte mecliste kendini yakan bir vatandaşımızın durumunu hep beraber gördük ve bugün de İzmir'de İşkur'un önünde sadece iş çamaşırlarıyla kalan işsizlikten dolayı isyan eden vatandaşların durumunu görüyoruz. Yani rakam oyunlarıyla ne yazık ki bu ülkede işsizliğin çözülmeyeceğini hepimizin bilmesi lazım. Yani prim teşvikleriyle, bir senden bir benden uygulamalarıyla 16 yıldır hala işsizliğin çözülemeyeceğini bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İşsizliği azaltmanın elbette ki yolları var. Nedir bu yollar değerli arkadaşlar? Rantiyeden yana değil, halktan yana politikalar uygulanarak ancak işsizlik çözülebilir. Yani kısacası bize bacası tüten fabrikalar lazım değerli arkadaşlar. Çırak, stajyer ve kursiyerlerin sayılarıyla, istihdamı arttırtırk yalanlarıyla, kandırmacalarıyla işsizliğin azalmayacağını hepimiz biliyoruz. Her şeyden önce işsizliğin azalması için bir güven unsurunun olması lazım bu ülkede. Yani kısaca her şeyden önce bu ülkede hak, hukuk, adalet olması lazım. Ve herkesin, her kişinin adalete inanması ve güvenmesi lazım değerli arkadaşlar. Ne yazık ki AKP iktidarı bu anlamda bu ülkenin dibine dinamit koydu. Geç gelen adalet adalet değildir. Bakın 140 binden fazla insan kamudan ihraç edildi. Haksız, hukuksuz, yargılanmadan, kendi savunmalarını yapmadan. Ama dayısı olanların, AKP'ye yakın olanların sorunları çözüldü. Onlar görevlerine iade edildi. Ama hala bu konuda masum olduğuna ki yargı karar vermedi insanlar yargılanmadan ve savunma hakkı olmadan şu anda aç bir şekilde geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Hükümet hemen bu konuda talimat verir gibi kararlar aldı, açıklamalar yaptı ve mahkemeler birbirine düştü. Birbirine düşen mahkemelerde bir güven olmazsa elbette ki bu ülkede yatırım olmaz değerli arkadaşlar. Bize bacısı tutan fabrikalar gerekli ve bu iktidar bunu yapamaz. Dolayısıyla işçi çözmesi mümkün değildir. Çünkü iktidar kamuya yeni yatırım yapmıyor. Çünkü özel sektör yatırımları askıya aldı. Sonuç olarak AKP işsizliği sorununu çözmek istiyorsa önce demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmek için o halden kurtulmak zorundadır. O halin olağan hale geldiği bir durumda işsizlik azalmaz, kimseye güven gelmez. O hal demokrasiye ve cumhuriyete yönelik bir operasyondur değerli arkadaşlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o halin demokrasiye ve cumhuriyete yönelik bu operasyonuna sonuna kadar demokratik kurallar çerçevesi içinde karşı çıkacağımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.